Çorum Belediyesi, Devane, Karakeçili, Cengiz Topel, Cemil Bey Caddesi'nin açacağı yeni yollarla şehir içi trafiğini rahatlatmayı hedefliyor. Çorum Belediyesi şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla çalışmalarını hızla devam ediyor. Bu kapsamda Devane, Karakeçili, Cengiz Topel, Cemil Bey Caddesi'ne yeni yollar açılacak. Bugün Devane bölgesinde kamulaştırılması tamamlanan bir binanın yıkım töreni gerçekleştirildi. Törene Başkan Gül'ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Alper Zahir de katıldı. Yıkım öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Zeki Gül, söz konusu bölgelerdeki imar düzenlemelerini tamamladıklarını, kamulaştırmaların da %65'inin sonuca kavuşturulduğunu belirtti. Yeni açılacak yollar için bugüne kadar toplamda 26 milyon TL harcadıklarını kaydeden Başkan Gül, Çorum'da yaşam kalitesini artırmaya gayret ediyoruz diye konuştu. Bugün burada bulunduğumuz, burada bulunmamızın nedeni, imar konusundaki en köklü değişikliklere imza attığımız Devane bölgesinde yaptığımız çalışmalardır. Devane bölgesinde şehrimizde trafiği de önemli ölçüde rahatlatacak iki ayrı yol çalışmamız var. Biraz sonra haritada da göstereceğiz. Burada yaptığımız yol çalışmalardan bir tanesi Kahramançavuş Caddesi ve Hıdırlık Caddesi arasındaki 30 metrelik yol. Bu bölgeye 1400 metrelik uzunluğunda bir yol kazandırıyoruz. Kısaca Çiftlik Caddesi ile Hıdırlık Caddesi'ni birleştiriyoruz. Buradaki yolun aşılması ile birlikte Osmancık Caddesi'nin trafik yükünü de hafifletmiş olacağız. İkinci yol çalışmamız ise yeni belediye binamızın arkasından başlayıp Karakeçili bölgesinde devam eden yol çalışmasıdır. Bu bölgede 20 metre genişliğinde ve 1 kilometre uzunluğunda yol yapıyoruz. Yol üzerinde bulunan binaların kamulaştırmasını da büyük ölçüde tamamlamış durumdayız. 1,5 yılda Devane, Karakeçili, Cengiz Topel, Cemil Bey Caddesi gibi bu bölgede yaptığımız kamulaştırma, enkaz bedeli vesaire için ödenen para arkadaşlar 26 milyon TL'dir. İnşallah her yapım bir yıkımla başlar. Biz buradaki yıkımla yeni yapımları oluşturacağız inşallah. Vatandaşlarımıza, Çorumlu vatandaşlarımıza bu hizmetin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tekraren Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum vatandaşlar.